Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 45 günde AYT Kimya Kampımızın ikinci günündeyiz ve ikinci günde modern atom teorisi ünitesine devam ediyoruz. Bu dersimizde orbital türleri, enerji sıralamaları, Hund kuralı, Pauli ilkesi ve elektronların dizilimi konularını işleyeceğiz. Ve bu dersteki konularımız kamp kitabımızdan sayfa 14 ile 20 aralığındaki sayfaları bu dersimizde işleyeceğiz diyerek dersimize geçelim. İkinci gün dersimize orbitallerin türleri ve şekilleriyle başlayacağız. Dört tür orbitalimiz vardı. Bunlar S orbitali, P orbitali, D orbitali ve F orbitaliydi. Burada tek tek inceleyeceğiz. Önce S orbitali ile başlayalım. S orbitali küresel bir şekle sahiptir. 3 boyutlu olarak düşündüğümüz zaman simetrik bir yapıdadır. Merkezinde çekirdek olduğunu düşünürsek çekirdek ile en uzaktaki mesafe her yerinde aynı olarak düşünebiliriz. Simetrik bir yapıya sahiptir. 3 boyutlu ve küresel bir şekildedir. Ve bu orbitalde S orbitalinde en fazla 2 elektron bulunur. Zaten herhangi bir orbitalde S, P, D, F fark etmez. Her zaman en fazla 2 elektron bulunabilir. Dolayısıyla S orbitalinde de en fazla 2 elektron bulunabilir. S orbitali birinci enerji seviyesinden başlar ve tüm enerji seviyelerinde S orbitali bulunur. Yani birinci enerji seviyesinde de vardır, 2'de de vardır, 3'te de vardır. Tüm enerji seviyelerinde bulunur ve baş kuantum sayısı arttıkça gitgide orbitalin büyüklüğü de artar. Dolayısıyla enerjisi de artar. Ancak elektron alma kapasitesi değişmez. Yani 1s orbitali de yine en fazla 2 elektron alabilir. 2s orbitali de en fazla 2 elektron alabilir. 3s orbitali de en fazla 2 elektron alabilir. Burada baş kuantum sayısı arttıkça gitgide orbitalin enerjisinin arttığını arttığında tekrardan söyleyelim. S orbiteli en fazla 2 elektron alabilir bu 2 elektron nasıl gösterilecek? Biz burada en genel gösterim olarak bir yuvarlak alıp Bu yuvarlağın içerisine oklarla veya çizgilerle gösterebiliriz Şimdi çizgiyle göstereceksek eğer bir tane çizgi çekmişsek bu bir tane elektronu temsil eder Eğer iki tane çekmişsek biri sağa yatık biri sola yatık Bu iki tane elektronu temsil eder bazı kaynaklarda bu elektronlar artı şeklinde de gösterilebilir. Yani bir elektron dikey bir çizgi, diğer elektron yatay bir çizgi olacak şekilde de gösterilebilir. Bu şekilde çizgilerle de gösterilebilir. Ancak en yaygın gösterim oklar ile göstermektir. Her bir elektronu bir ok ile temsil ediyoruz. Ve orbitali küresel olarak gösterirsek, diyelim ki şu bizim bir orbitalimiz olsun. Biz genel olarak genel gösterim olarak S de olsa P de olsa D de olsa F de olsa yuvarlak olarak gösterip içerisindeki elektronları yazıyoruz. Şimdi bir orbitalde eğer ki bir tane elektron varsa bir tane elektron varsa örneğin yukarı doğru ok ile gösterebiliriz veya aşağı doğru ok ile gösterebiliriz. İkisi de olabilir. Eğer ki bir orbitalde bir elektron varsa biz buna yarı dolu orbital diyoruz. Yarı dolu orbital. Eğer ki iki elektron varsa ki maksimum iki elektron olabilir birisi yukarıya doğru birisi aşağı doğru gösterilir ve bu tam dolu orbitaldir. Tam dolu orbitaldir. Bir orbitalde hiç elektron olmaya da bilir. Hiç elektron yoksa o orbitale de boş orbital adını veriyoruz. Devam edelim. P orbitalleri ise ikinci enerji seviyesinden başlar. Daha sonraki tüm enerji seviyelerinde vardır. Ancak birinci enerji seviyesinde P orbitali yoktur. Birinci enerji seviyesinde sadece S orbitali vardır ikinci enerji seviyesinde s orbitali var ve p orbitali de vardır. p orbitallerinin şekilleri bu şekilde sonsuzluk işaretine benzetebiliriz. Veya bir kelebeğe benzetebiliriz, 8 rakamına benzetebiliriz. Ya da iki ucu basık, iki tane lobdan oluşur da diyebiliriz. P orbitalinin uzayda 3 yönelimi vardır. X eksenine doğru yönelmiş P orbitaline PX diyoruz. Y eksenine doğru yönelmiş P orbitaline ise Py adını veriyoruz. Z eksenine doğru yönelmiş P orbitaline ise Pz adını veriyoruz. İkinci enerji seviyesinden başlar. Üçüncü enerji seviyesinde de P orbitali vardır. Dörtte de vardır. Ve baş kuantum sayısı arttıkça orbitalin büyüklüğü de artar. Enerjisi de artar. Ancak elektron alma kapasitesi değişmez. Bir orbital en fazla her zaman 2 elektron alabilir. Şimdi Px orbitali bu bir tane orbital. Dolayısıyla bu orbital en fazla 2 elektron alabilir. PY de en fazla iki elektron olabilir. pz'de en fazla iki elektron olabilir. Dolayısıyla P orbitalleri toplam en fazla 6 tane elektron alabilir. Örneğin 3 tane elektron almışsa 3 tane yarı dolu orbital olur. Örneğin 6 tane elektron almışsa yani tam doluysa tüm orbitallerini bu şekilde çarpı şeklinde gösterebiliriz veya oklarla da gösterebiliriz. Şimdi Px, Py ve Pz bakın baş kuantum sayıları aynı. Enerji seviyeleri aynı iken bu üç orbitalin büyüklüğü ve şekli aynıdır. Enerjisi de aynıdır. Yalnızca burada uzaydaki yönelimi farklıdır. Yani bu üç orbitalin enerjileri aynı. Enerjileri aynı ama uzaydaki yönelimleri yani manyetik kuantum sayıları farklı. Örneğin x eksenine doğru yönelmiş px orbitalinin manyetik kuantum sayısını eksi 1 ile y eksenine doğru yönelmiş olanın 0 ile z eksenine yönelmiş olanı artı 1 ile gösterebiliriz. Sadece uzaydaki yönelimler farklı. Büyüklüğü aynı, şekli aynı, enerjileri aynı, elektron alma kapasiteleri aynı. Devam edelim D orbitali ile. D orbitallerinin şekli ise D orbitalinde 5 tane orbital vardır. D orbitalinin şekli 4 tanesinin 4 yapraklı yoncaya benzer. 4 yapraklı yoncaya benzer. Buradaki de yine 4 yapraklı yoncaya benzer. Yani uçları basık 4 tane lobdan oluşur. 4 tane lobdan oluşur. Sadece bir tanesinin şekli diğerlerinden farklıdır. Bir tanesi de P orbitaline benzer. İki tane lobdan oluşur. Bir de arasında bir halka vardır. Bu da D orbitalidir. Beş tane orbital var D'de. Dördünün şekli dört yapraklı yoncaya benzer. Bir tanesinin şekli de bakın bir tane halka var. Bir tane halka var. Bu da yine D orbitalidir. Bunlar eksenlere manyetik alandaki yönelimlerine göre bakın bu orbital XY eksenindedir. Bu orbital xz eksenindedir. Bu yz eksenindedir. Bu x2y2 bu da z2 eksenindedir. Ve her orbital en fazla 2 elektron alabildiği için ve toplam d'de 5 tane orbital olduğu için en fazla d orbitalleri 10 elektron alabilir. Şimdi birinci enerji seviyesinde sadece S orbitali vardı. İkinci enerji seviyesinde S ve P orbitali vardı. D orbitalleri ilk kez üçüncü enerji seviyesinde vardır. 3S, 3P ve 3D ile üçüncü enerji seviyesinde D orbitali vardır. Daha sonra dördüncü enerji seviyesinde de beşinci enerji seviyesinde de D orbitalleri vardır. Bu orbitallerin enerjileri birbirine eşittir. Baş kuantum sayıları aynı. Yan kuantum sayıları da aynı. Birazdan zaten enerji sıralamalarını gördüğümüz zaman daha iyi anlaşılacak. Bu orbitallerin enerjileri birbirine eşittir. Orbitallerin enerjileri birbirine eşit ancak uzaydaki yönelimleri farklıdır diyebiliriz. Son olarak f orbitali. F orbitalini sadece görmüş olalım. Özellikle s ve p karşımıza çıkacaktır. d de yine karşımıza çıkabilir ama f orbitallerinin şekli karşımıza çıkmaz. Sadece görmüş olalım. F orbitallerinin şekli diğer orbitallerden daha karmaşıktır. 6 loplu olan, 8 loplu olan, 2 tane halkası olan F orbitalleri burada gördüğünüz gibi vardır. Ve burada manyetik alanda yönelimlerine göre buradaki işte Z3, XZ2, YZ2, XYZ, ZX2Y2, XX23Y2, Y3X2Y2 şeklinde burada ifade edilir orbitaller ama bunları aklınızda tutmanıza gerek yok. F'de 7 tane orbital vardır. 7 tane orbital vardır ve her orbital en fazla 2 elektron alabildiği için F orbitalleri toplam en fazla 14 elektron alabilir. F orbitalleri de ilk kez 4. enerji seviyesinde vardır. 1. enerji seviyesinde sadece S vardı. 2. enerji seviyesinde S ve P vardı. 3'te S, P ve D vardı. 4. enerji seviyesinde S, P, D ve f orbitalleri bulunur. Aynı zamanda 5. enerji seviyesinde de yine f orbitalleri vardır. Devam edelim. Elektronların orbitallere dizilimi son derece önemli bir başlık. Burada elektronların orbitallere hangi sıraya göre gireceğini aynı zamanda orbitallerin enerjilerinin kıyaslanması ile ilgili iki tane ilke göreceğiz. Öncelikle Kileçkovski Madelung ilkesi. Burada Kileçkovski ve Madelung birer bilim insanıdır. Burada Kileçkovski ve Madelung modelik olarak söyleyelim genel olarak. Burada orbitallerin enerjilerini ifade etmek için baş kuantum sayısı ve yan kuantum sayısından faydalanıyor. ve diyor ki orbitallerin enerjileri baş kuantum sayısı ve yan kuantum sayısına bağlıdır. Baş kuantum sayısı zaten doğrudan başında şu yazan sayı baş kuantum sayısıydı. Yan kuantum sayısını da hatırlayalım. L değeri S için 0'dı, P için 1'di, D için 2'ydi, F için 3'tü. Ve diyor ki Madelung ilkesi elektronlar orbitallere yerleşirken öncelikle en düşük enerjili orbitale yerleşir. Yani n artı l değeri en küçük olan orbitale öncelikle yerleşir. Elektronlar n artı l değeri küçük olan küçük olan orbitalden başlayarak yerleşir. Bir orbitalde oldu daha sonra diğer düşük enerjili orbital. orbitalde oldu daha sonra diğer düşük enerjili orbital. Ve elektronlar bu şekilde orbitalleri doldurarak devam eder. Ve n artı l değeri arttıkça orbitalin enerjisi artar. Peki n artı l değeri eşit olarak gelirse n artı l değeri aynı ise bu durumda da sadece baş kuantum sayısına bakılır. N sayısı büyük olan n sayısı büyük olan orbitalin enerjisi yüksektir. Peki bu ne demek? Şimdi ben burada birçok orbitali yazdım. Neredeyse tüm orbitalleri yazdım. Bu orbitallerin işte 1S'nin, 2S'nin, 2P'nin enerjilerini karşılaştıralım. Nasıl karşılaştıracağız modelin ilkesine göre? Baş kuantum sayısı ile yan kuantum sayısını toplayarak. 1S orbitalinin baş kuantum sayısı ne? 1. Yan kuantum sayısı ne? S orbitalinin karşılığı neydi? 0. 0. 1 artı 0 nedir? 1. N artı L değeri 1. Biz bunun enerjisini 1 olarak ifade edelim. Yani enerji 1 diye bir şey yok. Sadece 1 olarak ifade ediyoruz karşılaştırma için. Peki 2s orbitali baş kuantum sayısı 2. s değeri burada nedir? 0. 2 artı 0'dan 2. Peki 2p orbitali 2 baş kuantum sayısı. p'nin değeri kaç? 1. 2 artı 1'den 3. Bakın 1 mi küçük, 2 mi küçük, 3 mü küçük, 1 küçük. O zaman 1 en düşük enerjili. Yani 1s orbitali en düşük enerjili. 2 ile 3 arasında 2 daha küçük. O zaman 2s'nin enerjisi daha küçük. 2P'nin daha yüksek. Peki 3 ise 3 artı 0'dan 3. Bakın burada ikisi de 3 geldi. N artı L değeri aynı ise baş kuantum sayısına bakılır. Baş kuantum sayısı 3, baş kuantum sayısı 2. Baş kuantum sayısı yüksek olan bu durumda daha yüksek enerjildir. 3 artı 1. 3 artı 1'den 4. E 4 3'ten daha büyük o zaman daha yüksek enerjili. 4 artı 0. 4 artı 0'dan 4. İkisi de 4 geliyor. Baş kuantum sayısı büyük olan daha yüksek enerjili. 3D orbitali baş kuantum sayısı 3. Yan kuantum sayısı 2. 3 artı 2'den 5. E 5 4'ten daha büyük. O zaman daha yüksek enerjili. 4P orbitali 4 artı 1'den 5. 5S orbitali 5 artı 0'dan 5. 3'ü de 5 geldi. Baş kuantum sayısı büyük olan 5 en büyüktür. Sonra 4 sonra 3. Bu şekilde sıralama geliyor. Ve bu şekilde tüm orbitallerin sıralamasını yapabiliyoruz. Peki bize nereye kadar lazım derseniz. Biz 4P'ye kadar bilsek sıralamayı yeterlidir. İlk 36 elementten sorumluyuz. Yani ilk 36 elektrondan sorumluyuz. Buraya kadar bilmemiz yeterlidir. Yani biz bu ilkeden orbitallerin enerji sıralaması yapılırken 1S'nin en düşük enerjili orbital sonra 2S sonra 2P sonra 3S sonra 3P sonra 4S sonra 3D sonra 4P geldiğini görebiliyoruz. Bakın şöyle bir kareyi alalım. Birinci enerji seviyesinde sadece 1S orbitali var. O en düşük. Sonra ikinci enerji seviyesinde sırayla S ve P orbitalleri vardı. Onlar da artarak gidiyor. Sonra üçüncü enerji seviyesinde işler bozuluyor. Üçüncü enerji seviyesinde 3S, 3P, 3D diye devam etmiyor. Bakın araya araya 4S orbitali giriyor. Çünkü 4S'nin enerjisi baş kuantum sayısı daha yüksek olmasına rağmen 3D'den daha düşük enerjilidir. Çünkü 4S en fazla 2 elektron alabilir. 3D en fazla 10 elektron alabilir 3D 10 elektron alabildiği için 4S'den daha yüksek bir enerjiye çıkıyor Baş kuantum sayısı daha küçük olmasına rağmen Dolayısıyla özellikle bu 4S ile 3D arasındaki yer değiştirmeyi burada bilmemiz lazım O zaman sıralama 1S en fazla 2 elektron alır elektronlarda sağ üst köşeye yazılır onları da yazalım O zaman sıralama 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4p 6 şeklinde gidiyor. Yani herhangi bir X atomunun elektron dizilimini yazacak olursak önce 1s orbitaline en fazla 2 elektron yazabiliriz. Daha elektronu varsa devam ederiz. 2s en fazla 2 elektron. Sonra 2p en fazla 6 elektron. Daha sonra 3s en fazla 2 elektron. Daha sonra 3p en fazla 6 elektron. Sonra 4s geliyor en fazla 2. Sonra 3d geliyor en fazla 10. Daha sonra 4p geliyor en fazla 6. Bu sıralamayı bilmemiz gerekiyor. Bakın bu sıralama için bazı kodlamalar da vardır. Ancak ben burada kodlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Kodlama burada kafa karıştırıcı oluyor. Yani şöyle kodlamalar var. İşte say say para say, para say demir para say. İşte orada S'leri yazacaksın sonra sırayla 1 2 3 4 yazacaksın elektronlarını yazacaksın daha karışıyor olabilir. İşte daha farklı kodlamalar da var biliyorsunuz. isterseniz yorumlara da yazın. Dileyen arkadaşlarınız böyle de yapabilir. Bakın ben kodlamaya karşı bir öğretmen değilim. Kodlama gerektiğinde kullanacağız ki AYT kimyada çok fazla kodlama kullanacağımız yer var. En azından 5-6 hatta ona yakın yerde kodlama kullanıyoruz. Oralarda kodlamaları da söyleyeceğim üzerinde duracağız. Ancak burada orbital dizilimi için kodlamayla bunu öğrenmek doğru değildir. Orbital dizilimini lütfen kodlama yaparak yazmaya çalışmayın. Daha karmaşık olmaya başlıyor işler. Burada doğrudan 1s2 2s2 2p6 sonra 3s2 3p6 sonra 4s2 3d10 4p6 şeklinde ve bununla ilgili sorular çözdükçe, çözdükçe, yazdıkça, onlarca kez yazdıkça artık bu oturacak, unutulmaz hale gelecek. Ve burada şunu hatırlayalım. Bu tabii ki ezber değil. Bir noktadan sonra bu oturacak ama gerekiyorsa da ezberlememiz gerekiyor. Önce birinci enerji seviyesinde zaten S orbitali var. Bunu yazıyoruz. Sonra ikinci enerji seviyesindeki orbitalleri yazıyoruz. Sonra üçüncü enerji seviyesindeki orbitalleri yazıyoruz. Ancak 3D'den önce 4S geliyor. Buna dikkat edersek daha pratik bir şekilde yapabiliriz. Ve ilk 36 elementi yazdığınız zaman zaten bu oturacaktır. Peki Modeling ilkesini unuttun. Kodlamayla öğrenmiştin. Onları da unuttun. Her şeyi unuttun ve sınavdasın. Burada imdadına Aufbau prensibi yetişiyor. Şimdi Aufbau prensibini görelim. Biraz önce gördüğümüz modeling ilkesindekiyle aynı ancak daha pratik bir yol sunuyor bize. Öncelikle Aufbau Almanca bir kelimedir ve Almanca inşa etmek, inşaat anlamlarına geliyor ve Almanlar bulduğu için bunu Aufbau prensibi diye kalmış. Yani bir bilim insanının ismi değildir. Aufbau prensibi elektronların orbitallere hangi sırayla yerleşeceğini bize veren kolay bir yöntem. Basitçe bir yöntem. Şimdi bu yöntemi yapabilmek için uygulayabilmek için öncelikle enerji seviyesindeki orbitalleri alt alta yazıyoruz. Yani birinci enerji seviyesinde 1s orbitali var yazdık. Daha sonra bir altına ikinci enerji seviyesindeki 2s ve 2p yazdık. Üçüncü enerji seviyesinde 3s, 3p, 3d vardır bunları yazdık. Dördüncü enerji seviyesinde 4s, 4p, 4d, 4f var bunları yazdık. 5. enerji seviyesinde 5s, 5p, 5d, 5f vardır. Sonra bir orbital yoktur. Burada bitiyor. 6. enerji seviyesinde s, p, d var. Peki f orbitali yok mu? Normalde 6f orbitali olabilir. Ancak 6f orbitalini içeren herhangi bir element olmadığı için 6f orbitalini burada yazmıyoruz. Çünkü toplam 118 tane element var. Dolayısıyla en fazla 118 elektron burada orbitallere girebilir ve bu durumda da 6f'ye giren bir elektron yok. 7. enerji seviyesinde de 7s ve 7p orbitali vardır. Aynı sebeplerle de 7d ve 7f yine olabilir ancak buna giren bir elektron yoktur. Şimdi i̇şte bu şekilde yazdıktan sonra şöyle sol alt köşelere birer nokta yerleştiriyoruz. Sol alt köşelere birer nokta yerleştirelim. Daha sonra bu noktalara 45 derecelik açılarla oklar gönderiyoruz. Şöyle yukarıdan 45 derecelik açıyla bir ok gönderdim. Daha sonra diğer noktaya gönderiyorum. Daha sonra diğer noktaya gönderiyorum daha sonra diğer nokta daha sonra diğer nokta daha sonra diğer nokta tüm orbitallerin üzerinden geçecek şekilde daha sonra diğer nokta ve son olarak burada 3 tane orbital kaldı. Burada da şöyle şuraya bir nokta yerleştirelim. Buraya bir ok gönderiyoruz. Peki ne işe yaradı şimdi bu ok? Şimdi orbitallerin enerji sıralamasını bize bu oklar veriyor. Bu okları takip ettiğimiz zaman en düşük enerjili orbitalden en yükseğe doğru gidiyoruz. Takip edelim. Buradan başlayalım. İlk hangi orbitalin üzerinden geçtik? 1s. O zaman 1s en düşük enerjili orbital. Daha sonra devam ediyorum. Ok bitti. Diğer okun başına gidiyorum. Diğer okun başına gittim. Takip ediyorum. 2s. O zaman sıradaki orbitalim 2s orbitali. Sonra takip ediyorum. Diğer okun başına gittim. 2p. 2p yazalım. Bir sonraki orbital. Daha sonra 2p'den sonra kim geliyor? 3s. Daha sonra 3s yazdım. Diğer okun başına gidiyorum şimdi. Kim geldi? 3p 4s. 3p 4s. Daha sonra devam ediyorum. 3d 4p 5s. 3d 4p 5s. İstersen böyle hepsini yazabilirim. Yani daha sonra devam ederim. 4d 5p 6s, daha sonra 4f 5d 6p 7s diye tüm elementlerin dizilimini buradan yazabiliyoruz. Hatta sağlamasını yapalım. s orbitali en fazla 2 elektron alabilir. Hepsini tüm orbitalleri içeren element için düşünelim. Hepsinde içeride 7 çarpı 2'den buradan 14 elektron olacak s orbitallerinde. P orbitallerinde 6 elektron vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 kere 6 buradan 36 elektron gelecek. D orbitallerinde en fazla 10 elektron vardır. 10, 20, 30, 40 elektron buradan gelecek. F'de 14 elektron vardır. 14, 14 daha 28. Burada 14, 36, 40 ve 28'i toplarsak 118 karşımıza geliyor ki en fazla 118 elektron ve 118 element vardır. Dolayısıyla elektronlar Aufbau prensibine göre bu sıraya göre yerleşir. Şimdi bazen sorularda şunu görürsünüz. Aşağıdakilerden hangisi Aufbau prensibine göre yanlıştır veya yukarıdakilerden hangisi yanlıştır gibi. Burada Aufbau prensibi bize şunu söylüyor. Düşük enerjili orbital tam dolmadan diğer orbitale elektron giremez. Nasıl yani bir örnek yapalım bunun için. Örneğin X diyelim. Atom numarası 7 olsun. Atom numarası 7'nin dizilimi nasıl yapılacak? 1s2 2s2 2p3 şeklinde yazılacak. Sırayla 7 tane elektron önce 1s'ye girecek, 2 elektron. Daha sonraki 2 elektron 2s'ye girecek. Daha sonraki 3 elektron 2p'ye girecek ve bu şekilde yerleşecek. Bu doğru gösterimdir. Peki yanlış gösterim nasıl olur Aufbau'ya göre? Biz gidip de temel hal için, temel hal için bu 7 elektronu şöyle yazarsak 1S2, 2S2, 2P2, 3S1 şeklinde yazarsak yanlış yazmış oluruz. Çünkü 2P orbitali henüz tam dolmadan gitmiş 3S'ye elektron girmiş. Bu Aufbau prensibine göre yanlış bir gösterimdir. Tabi temel hal durumu için burada konuşuyoruz. Uyarılmış halde elektron daha üst bir enerji seviyesine gidebilir. Ancak temel halde en düşük enerjili orbitallerde olması gerekir. Bir örnek daha yapalım. Y mesela atom numarası diyelim ki 13 olsun. 13'e göre dizilimi nasıl yapacağız? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 şeklinde yazacağız. Bu Aufbau prensibine göre doğru bir gösterimdir. Ancak biz gidip de y'yi bunun dışında herhangi başka bir şekilde gösterirsek. Örneğin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3 p hiç elektron yazmadık doğrudan 4s1. E, 3s'den sonra 3p vardı o dolmadan 4s'ye elektron giremez temel hal gösterimi için. Dolayısıyla bu... Aufbau prensibine göre yanlıştır. Bu arada ilerleyen kısımlarda göreceğiz ki Aufbau prensibine temel halde olup uymayan iki tane element vardır. Bunlar krom (krom atom numarası 24) ve bakır (atom numarası 29) Aufbau ilkesine uymaz. Temel hal gösterimi için temel hal diziliminde Aufbau ilkesine uymaz. Bunu da ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Devam edelim. Şimdi enerji sıralaması ile ilgili bir etkinlik yapalım. Burada aşağıdaki orbitallerin enerjilerini büyükten küçüğe sıralayınız diyorum. İsterseniz burada Madelung ilkesini kullanın ister Aufbau prensibini kullanın fark etmez. Ancak Madelung ilkesini kullanmak burada daha pratiktir bu tarz sorular için. Çünkü farklı farklı orbitaller vermiş. Burada hangisi daha yüksek enerjili? E, sıralamayı yaparken ama en küçükten en büyüğe doğru yazarken Aufbau prensibini kullanmak daha mantıklıdır. 1 s 2 s 3 s baş kuantum sayısı ile yan kuantum sayısını toplayacağız. Madelon külkesine göre n artı l değeri büyük olan daha yüksek enerjili. 1 artı 0'dan baş kuantum sayısı 1, s'nin değeri 0'dı. Şuraya tekrardan yazalım l değerlerini. s için 0'dır, p için 1'dir, d için 2'dir, f için 3'tür. 1 artı 0'dan 1. 2 artı 0'dan 2. 3 artı 0'dan 3. 3 büyük 2 büyük 1. Yani burada 3 ise en yüksek enerjili. Sonra 2 ise sonra 1 ise diyebiliriz. Burada 2 artı 0'dan 2. 2 artı 1'den 3. 3 artı 2'den 5. 4 artı 2'den 6. 6 en büyük. O zaman burada 4 de en yüksek enerjili. Sonra 3 de. Sonra 2P. En düşük enerjili olan bu 4 arasında 2S diyebiliriz. 3D, 4P, 5S. 3 artı 2'den 5. 4 artı 1'den 5. 5 artı 0'dan 5. 3'ü de eşit geldi. Eşitlik durumunda ne yapıyorduk? En değerine bakıyorduk. Eşitlik durumunda en değeri büyük olan daha yüksek enerjili. Kimin daha büyük? 5S'nin daha büyük. 5S bu üç arasında en yüksek enerjili. Sonra 4 ile 4P yüksek enerjili. Sonra 3 d en düşük enerjili diyebiliriz. Peki, 4P 4 artı 1'den 5, 4 artı 2'den 6, 4 artı 3'den 7, 5 artı 2'den 7, 5 artı 1'den 6, 6 artı 0'dan 6. Şimdi 7 olanlar en büyük. 2 tane var. 5 de burada baş kuantum sayısı büyük olduğu için en yüksek enerjili. Sonra 4F gelir. 7'ler bitti. Sonra 6'lar 3 tane 6 var. Burada baş kuantum sayısı en büyük olan 6S en yüksek enerjili. Sonra 5P yüksek enerjili en düşük enerjili olan bu üçü arasında 4 Daha sonra da 5 ile en düşük olan 4P. Dolayısıyla bu orbitallerin enerjilerini bu şekilde rahatlıkla kıyaslayabildik. Peki 3Px, 3Py, 3Pz. Bakın bunları da Madelung ilkesiyle bulalım. Baş kuantum sayısı 3, yan kuantum sayısı 1. 3 artı 1'den 4, bu da 4, bu da 4. E şimdi n artı l değer eşitse n değerine bakacaktık. E n değerleri de eşit. O zaman bunların enerjileri eşittir. Yani 3px eşittir. 3py eşittir. 3pz. Zaten p orbitallerinin baş kuantum sayıları aynıysa enerjilerin aynı olduğunu daha önce de söylemiştik. Burada tekrardan görmüş olduk. Peki böyle bir soru karşımıza geldi. 4px 4 artı 1'den 5. 4py 4 artı 1'den 5. 4 dxy 4 artı 2'den yani bu uzaydaki yönelimleri enerjilerini değiştirmiyor. Yönelim ne olursa olsun ben yine 4 artı 2 diyeceğiz burada. 4 artı 2'den 6. 4 artı 2'den 6. 4 artı 2'den 6. 4 artı 0'dan 4. 4 artı 3'ten 7. O zaman burada 7 ile en yüksek enerjili olan 4F, Y, Z, 2 orbitali. Daha sonra 6'lardan hangisi daha yüksek enerjili? Hepsi bunların eşit enerjili. Çünkü baş kuantum sayıları aynı. Yani 4D, X, Y eşittir. 4D, eşittir. 4D, Z, 2. Daha sonra 6'lar bitti 5'lerde. Bunlar da kendi içerisinde eşit enerjili. Yani 4px 4px eşittir. 4py en son olarak da burada 4s en düşük enerjili şeklinde bu şekilde orbitallerin sıralamasını yapabiliriz. Devam edelim. Şimdi Hund kuralı ve Pauli ilkesi. Önce Hund kuralına bakalım. Şimdi Hund kuralı ve Pauli ilkesi Elektronların orbitallere, eş enerjili orbitallere yerleşirken hangi sıraya göre yerleşeceğini ifade eden kuraldır. Öncelikle Hund kuralı. Hund kuralı bize şunu söyler. Eş enerjili orbitaller. Örneğin P orbitalleri, 2P orbitalleri eş enerjiliydi. 2PY, 2PX, 2PZ, 2PZ bunlar eş enerjili orbitaller. Ve 3 tane orbital var. Bu orbitallere elektronlar yerleşirken hangi sıraya göre yerleşecek? Bunu ifade eden kural Hund kuralıdır. Şimdi 3 tane p orbitali düşünelim. 3 tane p orbitali. Bunlar mesela 2px, 2py, 2pz olsun. Şimdi bu orbitallere, bu mesela 2p orbital olsun. Bu orbital ilk elektron hangisine yerleşecek? px'e mi yerleşecek? py'ye mi? pz'ye mi yerleşecek? Bunu bilemeyiz. Herhangi birine yerleşir. Yani öncelikle px'e girecek veya py'ye girecek diyemeyiz. Önce px'e de girebilir, py'ye de girebilir, pz'ye de girebilir. Bunu bilemeyiz. Örneğin diyelim ki ilk elektron py orbitaline, 2py orbitaline girmiş olsun ve saat yönünde girmiş olsun. Yani yukarı yönlü okla girmiş olsun. Bu arada onu da bilemeyiz. İlk elektron saat yönünde de girebilir, tersinde de girebilir. Onu da bilemeyiz. Diyelim ki İlk elektron saat yönde ve yukarı doğru girmiş olsun. Şimdi burada artık Hund kuralı devreye giriyor. Hund kuralı diyor ki buraya bir elektron böyle girmişse artık diğer elektronlar aynı spinli. Aynı spinli yani saat yönde ise diğerleri de saat yönde ve birer birer girecek. Örneğin buraya gelen ikinci elektron Px veya Pz'den birine saat yönde böyle girecek. Sonra üçüncü elektron da mutlaka bu durumda. Px orbitaline ve saat yönünde girmek zorundadır diyor Hund kuralı. Ve bu şekilde orbitallere birer birer aynı spinli olarak yerleşir diyor. Daha sonra gelen elektronlarda zıt spinli olarak bu Paul ilkesine giriyor. Zıt spinli olarak yine birer birer olacak şekilde yerleşir. Elektronlar eş enerjili orbitalleri doldururken önce boş orbitallere aynı spinli olacak şekilde birer birer yerleşir. Örneğin 2p3 orbitaline bakalım. 3 tane elektron. Birer birer örneğin sağ yatıksa diğerleri de sağ yatık birer birer olmak zorunda. Bu Hund kuralına göre doğru bir gösterimdir. Alttaki peki örneğin bu saat yönde girmiş. Diğeri de saat yönde girmiş ama bu ters girmiş. Bu Hund kuralına göre yanlıştır. Hund kuralına göre birer birer aynı spinli olarak girmesi gerekiyordu. Alttaki de yine Hund kuralına göre yanlıştır. Çünkü bir orbital boşken diğer orbital tam dolu olamaz. Eş enerjili orbitallerde bir orbital boşken bir orbital tam dolu olamaz. Ben bunun için şunu söylüyorum. Bunu yakın zamanda buldum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Dolayısıyla bu boşken bu tam dolu olamaz. Hund kuralına göre bu yanlıştır. Ne olması gerekiyordu? Buraya ters yönde girecek elektronun buraya aynı spinli olarak girmesi gerekiyordu. Bu Hund kuralına göre yanlıştır. Peki dört tane elektron nasıl yerleşecek? Örneğin birer birer girdi. Bu şekilde birer birer girdi. Daha sonra birisi örneğin ortadakine zıt spinle girdi. Bu doğrudur. Burada herhangi bir hata yok. Ancak burada boş orbital varken bu orbitaller tam dolmuş. Boş orbital varken eş enerjili orbitallerde tam dolu orbital olamaz. Bu Hund kuralına göre yanlıştır. Burada ise sola yatık olarak girmiş. Daha sonra birisi sağ yatık olarak girmiş. Bu doğrudur. Burada herhangi bir hata yok. 3D 4 elektron girecek. Bu 4 elektron birer birer örneğin sağ yatık veya sola yatık şekilde bu şekilde girebilir. Bu doğrudur. Ancak bu orbitaller boşken gidip de bu orbitaller tam dolu olamaz. Bu Hund kuralına göre yanlıştır. Burada da yine birisi tam dolu ikisi yarı dolu. Bu da yine yanlıştır. Kunt kuralı bize elektronların birer birer gireceğini söyler. Peki Pauli ilkesi? Pauli ilkesi ise bir orbitaldeki iki elektronun birbirine zıt spinli olmasını ifade eden ilkedir. Örneğin bir s orbitaline iki elektron girecek. Birisi saat yönde girmişse diğeri tersi yönde girmek zorundadır. Gidip de bu orbitale iki elektron aynı yönlü olarak giremez. Bu Pauli ilkesine göre yanlıştır. Aynı şekilde başka bir örnek. 2P'ye 4 elektron girecek. 3 tanesi saat yönünde girmiş. Daha sonra 4. saat yönü tersinde girmiş. Bu doğru bir gösterimdir. Alttaki ise 4 elektrondan şu aynı spinli olarak girmiş. Bu Pauli ilkesine göre yanlıştır. Burada ise bakın bu orbital boşken bu orbitaller tam dolu. Bu öncelikle bu sebepten kaynaklı Hund kuralına göre yanlıştır. Hund kuralına göre. Bir de aynı zamanda aynı spinli olarak girdiği için Pauli ilkesine göre de yanlıştır. Paul ilkesine göre de yanlıştır. Yani iki ilkeye de uymaz. Bazen sorularda şunu sorar: aşağıdaki gösterim Hund kuralına göre mi yanlış? Paul ilkesine göre mi yanlış? Veya ikisine göre de mi yanlış? Mesela buradaki gösterim, şu gösterim, şu gösterim hem Hund kuralına göre yanlış, hem Pauli'ye göre yanlış. Ancak şu gösterim sadece Pauli'ye göre yanlış. Hund kuralına göre yanlış değil. Hund kuralı birer birer girmesini ve aynı spinli girmesini söylüyordu. Burada herhangi bir sorunu yok. Bu Paul ilkesine göre yanlış. Buradaki gösterimlerde örneğin şuradaki gösterim hund kuralına göre yanlış ama Pauli ilkesine göre bir sorun yok burada Pauli ilkesi zıt zı spinli olmasını söylüyordu. Bunlar sadece hund kuralına göre yanlış gösterimlerdir. Bunlar hund kuralına göre yanlıştır. Bunlar ise Pauli ilkesine göre bu ikisi Pauli ilkesine göre yanlıştır. Bu ise hem hund hem Pauli ilkesine göre yanlıştır. Bir örnek yapalım mesela x atomunun atom numarası 8 olsun dizilimi nasıl yazmam gerekiyor? 1s2, 2s2, 2p4 yazmam gerekiyor. Gidip de ben 2p4 yazmak yerine 2p3 sonra 3s1 şeklinde yazarsam ne yapmış olurum? Aufbau ilkesine göre yanlış yapmış olurum. Çünkü bu p tam dolmadan 3 s elektron girmiş. Böyle yazarsam Aufbau'ya göre yanlış yazmış olurum. Tabi temel hal gösterimi için. Peki Aufbau'ya göre doğru bir şekilde yazdık. 2p4, Aufbau'ya göre şu an doğru. Daha sonra orbital dizilimini yapacağım. S'ye bir orbital. Şöyle yapalım hatta. S'de bir orbital. S'de bir orbital. P'de 3 tane orbital var. Şimdi buraya elektronları S'ye tam dolu bu şekilde yerleştirdim. Şu an herhangi bir hata yok. Pauli ilkesine göre de hata yok. Hund kuralına göre de yok. Mesela burada S'ye gidip de ikisini yukarı gösterirsem şu an Pauli ilkesine göre hata yapmış olurum. Çünkü Pauli ilkesine göre zıt spinli olması gerekiyordu. Hatta Pauli ilkesine bu anlamda Pauli dışlama ilkesi de denir. Pauli dışlama ilkesi. Birbirinin zıt spinli olacak şekle getiriyor elektronlar. Şu an Pauli ilkesine göre yanlış. Devam ediyorum. Dört tane elektronu gidip de ben şöyle yazarsam. Şöyle yazarsam. Şu an bu da Hund kuralına göre yanlış yazmış oldum. Çünkü Hund kuralına göre bu orbital boşken bu orbitaller tam dolu olamaz. Mesela şöyle yaparsam peki. Böyle yaptım. Bunu da böyle yaptım. Şu an hem Pauli ilkesine göre doğru. Hem Hund kuralına göre doğru. Hem Aufbau ilkesine göre doğru. Bu tamamen doğru bir gösterim haline gelmiş oldu. Devam edelim. Şimdi Aufbau ilkesi, Pauli ilkesi, Hund kuralı bizi getirdiği yer atomların elektron dizilimidir. Atomların elektron dizilimini doğru bir şekilde yapmak için biz bu kuralları ve ilkeleri kullanıyoruz. Şunu tekrardan hatırlayalım. Örneğin 2p4 yazdık. Buradaki 2 baş kuantum sayısıdır. P burada orbitalin türünü ifade ediyor. Sağ üst köşede yazan sayı ise o orbitalin içerdiği toplam elektron sayısını bize ifade ediyor. Şimdi biz burada bazı örnekler ilk 36 elementten burada sorumluyuz. Bazı örnekler yazdım. Bu elementlerin, bu atomların temel halindeki elektron dizilimlerini yazalım. Şimdi temel halde proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit olduğu için doğrudan proton sayısına göre yazabiliriz. Çünkü proton sayısı 3 ise elektron sayısı da 3'tür. O zaman 3'e göre nasıl yazacağım? 1s2, 2s1 şeklinde yazacağım. Çünkü ben 3 tane elektron yazacaktım. 2 tanesi 1s orbitalinde. Bir tanesi de 2s orbitalindedir ve bu şekilde 3 elektronu yazdık. Daha sonra 6 elektron yazacağım karbon için. 1s2, 2s2, 2p2 şeklinde yazabilirim. Burada ben şu an 6 elektronu 2, 4, 6 şeklinde yazmış oldum. Daha sonra oksijen 8, 8 tane elektronu 1s2, 2s2, 2p4 şeklinde yazabilirim ve 8 elektronu bu şekilde 2, 4, 8 olarak yazmış olduk. Neon 10 10 elektrona göre 1s2 2s2 2p6 şeklinde yazdığım zaman doğru yazmış oldum. Alüminyum 13 1s2 2s2 2p6 3s2 ve sonra 3p geliyor. 3p1. Burada da bakın 2 4 10 12 13 elektronu doğru bir şekilde yazmış olduk. Argon 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 şeklinde yazdığımız zaman 18 elektronu yazmış olduk. 2 4 10 12 18. Demir 26'yı yazacağız. Yine aynı şekilde 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 yazdığım zaman şu an 20 elektronu yazdım. Şöyle eşleştirebiliriz. İlk üçünü yazdığım zaman 10 elektronu yazmış oluyorum. İkinci üçü yazdığım zaman da 10 elektron yani 20 elektronu yazmış oluyorum. Daha sonra zaten 3D orbitali geliyor ve onda 10 elektron en fazla var. Burada 26 olacağı için 3D 6 ile bitmiş oluyor. Aynı şekilde bromu da yazalım 35'e göre. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 şu an 20 tane yazdım. Daha sonra 3D10 şu an 30 tane yazdım. 3D'den sonra da 4P orbitali geliyordu. O da 5 yazdığım zaman 35'i yazmış oldum. Şimdi tam bu noktada atomların elektron dizilimini böyle yazabiliriz. Bir de soru bankalarında çok sık karşımıza geliyor. Atomların elektron dizilimlerini daha kısa bir şekilde göstermek için kısa gösterim diyelim buna. Kısa gösterim. Bazen de kısa diyoruz ama daha uzun geliyor. Kısa gösterimi de göstereyim çünkü sorularda karşımıza geliyor. Kısa gösterim yaparken soy gazların dizilimini kullanıyoruz. Soy gazlar 8A grubu elementleridir. Soy gazlar helyum, neon, argon, kripton diye gider. Burada soy gazların atom numaralarını bilmemiz gerekiyor. Helyumun 2'dir, neonun 10'dur, argonun 18'dir, kriptonun 36'dır. Şimdi bir elementin elektron sayısı kendisine en yakın hangi soy gaz varsa kendisinden daha küçük olan, elektron sayısı küçük olan hangi soy gaz varsa ona göre kısa yazılabilir. Nasıl yani? Örneğin demir 26'yı ben bu şekilde uzun uzun yazmak yerine şöyle yazabilirim. 26'ya en yakın soy gaz kim? Daha küçük olarak. 18'de argon değil mi? O zaman demiri şöyle yazıyorum. Şuraya yazayım. Demir 26'yı 1s2 2s2 şeklinde yazmak yerine şöyle köşeli parantez argon yazıyorum. Köşeli parantez argon yazdığım anda ben şu dizilimi aslında yazmışım diye kabul ediyorum. Yani 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 şuraya kadar yazmışım kabul ediyorum. Argon yazdığımda. Bazen kitaplarda şöyle de yazar fark etmez. Atom numarasını da yazabilir şu şekilde. Fark etmez. Direkt argon yazsa da olur. Atom numarasıyla birlikte yazsa da olur. Argon'u yazdım. Daha sonra 18 elektronu yazdım. Neyle devam edeceğim? 4s2 20 oldu. 3d6. Bu şekilde de gösterebilirim demiri. Veya bromu göstereceğiz. Brom 35. Kendisine en yakın soy gaz kim? Tabii küçük olan 36 daha yakın ama 35'ten daha büyük 36. Kriptonla kısa bir gösterim yapamayız. Yani eksi şu elektron var diyemeyeceğimize göre o zaman argonla kısaltacağız en yakın olarak. Argon. Argon'u yazdıktan sonra 4s2 3d10 4p5 şeklinde yazabiliriz. Peki daha küçük örneğin alüminyumu yapamaz mıyız? Alüminyum da yapabiliriz. Örneğin alüminyum 13. Alüminyumun atom numarası 13. Kim en yakın? Neon burada yakın. Neonu yazıyorum şöyle neon. 10 taneyi yazmış oluyorum. 10 taneyi yazdıktan sonra 3s2 3p1 şeklinde devam ediyoruz. Örneğin oksijeni kısa gösterim yapacağım. Oksijen 8. Oksijene kim yakın? Bu durumda helyum yakın. Ancak helyumla kısa yazdığınız zaman pek kısa olmuş olmuyor. Aşağı yukarı aynı oluyor. Sadece 1s2'yi yazmış oluyorsunuz. Daha sonra 2s2 2p4 şeklinde devam edebilirsiniz. Aynı şekilde soy gazı da kısaltabilirsiniz. Argon bir soy gaz. Argon soy gazı kendisine en yakın soy o zaman neon olmuş olur. Neon yazarız. Neon yazdıktan sonra da 3s2 3p6 şeklinde yazabiliriz. Atomların elektron diziliminde bu şekilde yazıyoruz. Burası son derece önemli. Size önerim ilk 36 elementin dizilimini bir kere boş kağıda yazmanızı öneriyorum. Bu şekilde yazarsanız hem elektron diziliminde pratikleşirsiniz hem de zaten karşınıza gelebilecek tüm atomları en az bir kere yazmış olursunuz. Şimdi iyonların elektron dizilimiyle devam edelim iyonların elektron dizilimi. İyonların elektron dizilimini yazarken dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle burada katyonlarda dikkat edeceğiz. Anyonlarda pek dikkat edeceğimiz bir şey yok. Katyonlarda. Peki katyon neydi? Katyonlar artı yüklü iyonlardı. İyonların elektron dizilimini burada yazıyoruz. Katyonlar artı yüklü iyon, anyonlar ise eksi yüklü iyonlardı. Eksi yüklü iyonlarda dikkat edeceğimiz bir şey yok eksi yüklü iyonlarda doğrudan elektron sayısını bulacağız ve ona göre dizilim yapacağız. Önce eksi yüklü iyonları yapalım. Bakın azot 3 eksi ne demek bu 3 elektron almış. Yani elektron sayısı 10. Elektron sayısı 10, ona göre dizilim yapıyoruz. Yani 1s2 2s2 2p6 bu şekilde. Oksijen 2 eksi elektron sayısı kaç? 10. O zaman bunu da 10 yapıyoruz. 1s2 2s2 2p6. Elektron sayısı neyse onu yazıyoruz. Kükürt 2 eksi kaç elektronu var? 18. O zaman 18'e göre 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bu şekilde brom eksi 1. 1 elektron almış 36 elektronu var. 36'ya göre dizilim yapıyorum. 1s2, 2s2 en uzun dizilimimiz de bu. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Siz de üşenmeden bunları yazın. Bu yazdıkça oturan bir durum. Zaten bunu her seferinde bunu yazmak için kodlama kullansak işler daha uzun olacak. O yüzden burada demin biraz önce de söylediğim gibi kodlama kullanmaya gerek yok. 4s2 3d10 4p6 yazdığımız zaman bunu yazmış oluyoruz. Şimdi anyonlarda herhangi bir sorun yok. Ancak katyonların dizilimini yazarken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü katyonlarda elektron kopuyor. Ancak elektron koparken gidip de en yüksek enerjili orbitalden her zaman kopmaz. Elektronlar koparken en dıştaki orbitalden kopar. En yüksek enerji seviyesindeki orbitalden elektronları öncelikle kopar. Yani ne demek istiyorum? Örneğin, çinkodan iki tane elektron kopmuş. Elektron sayısı kaç? 28. Direkt gidip 28'e göre dizilim yaparsanız hata yaparsınız. Neden? 28'e göre dizilim yaparsanız, şuraya yazayım, hatalı dizilimi. 30. 28'e göre dizilimi yazarsak şöyle yazmamız gerekiyor. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3p6 4s2 3d8 yazmamız gerekiyor. Direkt 28'e göre anyonlarda yaptığımız gibi yaparsak böyle yazmamız gerekiyor. Normalde ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle katyonlarda temel hale göre dizilim yapacağız. Yani hiç elektron kopmamış gibi 30'a göre dizilim yapacağız öncelikle. Yapalım 30 elektron dizilimini yazalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. Şimdi Burada iki tane elektron kopacak. İki elektron nereden kopacak? İki elektron öncelikle en yüksek baş kuantum sayısından kopar. Burada 4 var baş kuantum sayısı. Burada 3 var. Öncelikle 4s orbitalinden elektronlar kopacak. Yani bu iki elektron 4s'den kopacak. Dolayısıyla zn2 artının dizilimi 3s2 3p6 3d10 ile bitecek. Ancak direkt 28'e göre yazsaydım 3d8 ile bitecekti ve bu yanlış olmuş olacaktı. Dolayısıyla atomlar elektron verdiklerinde elektron öncelikle en yüksek en yüksek baş kuantum sayısından kopar. Mesela skandiyum atom numarası 21 3 elektron kopacak. Önce temel hale göre yazıyorum. Mesela burada temel direkt yazsak da oluyor bazılarında. Özellikle elektron sayısı 20 ve altındaysa direkt yazsak da oluyor ama 20'nin üzerindeyse bu yukarıdaki Zn ve arsenikte olduğu gibi orada temel hale göre yazıp en yüksek enerji seviyesinden kopartmak gerekiyor. 21'e göre yazalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. Şimdi 3 tane elektron kopacak ve elektron sayısı 18 olacak. Öncelikle 2 elektron 4s'den kopar. Sonraki 1 elektron 3. enerji seviyesinde en yüksek kimse ondan kopacak. Dolayısıyla buradaki dizilim 3p6 ile bitecek. 18'e göre yazsaydık da böyle olacaktı. Evet, burada denk geliyor. Burada direkt yazsan da olur. Ancak sen herhangi bir hata olmaması için katyonlarda her zaman temel hale göre dizilimini yaz. Sonra en yüksek baş kuantum sayısından elektronları kopart. Arsenik 33 artı 5. Önce 33'e göre dizilim yapıyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3 şeklinde dizilimini yazdım. Şimdi 5 tane elektron kopacak ve elektron sayısı 28 olacak. 5 elektron nereden kopacak? En yüksek baş kuantum sayısından. E burada da en yüksek baş kuantum sayısı var. Öncelikle en yüksek enerjili en yüksek baş kuantum sayısından kopar. Yani 3 elektron buradan kopacak. E sonraki 2 elektron da buradan kopacak. Dolayısıyla buradaki dizilim 3s2 3p6 3d10 olarak bitmiş olacak. Hatta bu kopanları silelim. Şöyle silelim. 3d10'u da şöyle şuraya yazalım. 3d10 Hatta şu 4s2'yi de silelim. 3d10'u da buraya yazalım. Dizilimleri bu şekildedir. Ancak 20'nin altındaysa mesela magnezyum 2 art elektron sayısı 10. Burada önce 12'ye göre yazıp sonra 2 elektron kopartmaya gerek yok. Doğrudan 10'a göre 1s2 2s2 2p6. Alüminyum yine burada 3 elektron kopmuş. 10 1s2 2s2 2p6'dır. İyonların elektron dizilimi de bu şekilde yapılır. Bir de burada soru olarak karşımıza gelen İzoelektronik kavramı vardır. İzoelektronik kavramını TT'de de görmüştük. Şimdi burada daha net olarak görüyoruz. İzoelektronik nedir? Elektron sayısı aynı, elektron dizilimleri de aynı. Elektron sayısı ve dizilimi aynı olacak. Proton sayıları farklı olacak. Bu iki tanecik o zaman birbirinin izoelektronidir. Yani magnezyum 2 artı ile alüminyum 3 artı. İkisinde elektron sayısı 10. Proton sayıları da farklı. O zaman bunlar birbirinin izoelektronidir diyebilirim. Mesela başka bir örnek. Elektron sayısı 18, elektron sayısı 18. Dizilimleri de 3p6 3p6 ile bitiyor. Proton sayıları farklı. O zaman bunlar birbirinin izoelektronidir diyebilirim. Ancak şöyle bir durum varsa bakın şöyle bir atom yazıyorum. X atom numarası 28, elektron sayısı da 28. Bunun dizilimini yazalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. Bakın şimdi burada bu tanecin elektron sayısı 28, e, arsenikin de 28, elektron sayıları aynı, elektron sayıları aynı. Proton sayıları da farklı. Peki bunlar izoelektronik mi? Hayır değil. Neden izoelektronik değil? Çünkü bakın dizilimleri farklı. Burada arsenik 5 artının dizilimi 3s2 3p6 3d10 ile biterken buradaki X'in dizilimi 3d8 ile bitmiş. Bu 3d10 ile bitmiş, bu 3d8 ile bitmiş. Yani dizilimleri farklı. Elektron sayıları aynı ama dizilimleri farklı. Dizilimleri de aynı olması gerekiyordu izoelektronik olması için. Dolayısıyla bu sebeple bu iki tanecik birbirinin izoelektronik değildir. İzoelektronik sorularında da dikkat etmemiz gereken nokta burasıdır. Devam edelim test sorularıyla. Birinci soru. Temel halde 3 tam dolu orbital içeren X atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi X atomumuzun temel halde 3 tane tam dolu orbitali varmış. Yazalım. 1s orbitali bir tane orbital var. Demek ki bu tam dolu. Şöyle çarpıyla gösterelim. Tam dolu. Daha sonra 2s orbitali var. Bu da tam doluymuş. 2s tam dolu. Daha sonra 2p orbitali var ve 2 de 3 tane orbital vardır. 3 tane orbital vardır. Şimdi 3 tam dolu orbital olduğuna göre birisi burada, birisi burada. Demek ki mesela birisi de burada. E bunlar tam dolu olamaz. Ancak bunlar boş da olamaz. Çünkü Hund kuralına göre bir orbital boşken diğer orbital tam dolu olamaz. O zaman anlıyorum ki bu iki orbital yarı doluymuş. Yani buradaki elektron sayısı 4'müş sonucuna ulaşıyorum. Ve hatta X'in buradan atom numarasının 8 olduğunu buluyorum. Şimdi B şıkkı 2 tane yarı dolu orbital içerir. Doğru 2 tane yarı dolu 3 tane tam dolu. L eşittir 0 değerine sahip. L eşittir 0 hangi orbital? S orbitali. S orbitalinde bakıyorum. S burada 2 elektron, burada da 2. Toplam 4 elektron var. Bu da doğru. Ms değeri artı 1 bölü 2 olan en fazla 5 elektron vardır. Şimdi bu S'deki 2 elektrondan birisi artı 1 bir bölü 2, biri eksi 1 bir bölü 2. Buradan 1 tane gelir. Buradan da yine 1 tane gelir. Şimdi burada ise bilemiyoruz. Bu 3 tanesi artı 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 1 bölü 2 de en fazla dediği için diyorum ki şu 3 tane sağ yatık olan artı 1 bölü 2 olsun. O zaman toplam 1, 2, 5 tanesi 5 elektron en fazla artı 1 bölü 2 olabilir. Bu da doğru. ML değeri 0 olan en fazla 5 elektron vardır. Burayı silelim. Şimdi L değerleri S için 0'dı. S için 0'dı. P için 1'di. ML değerleri 0 ise 0. 0 ise 0. 1 ise eksi 1. 0 artı 1'dir. Şimdi ML değeri 0 olan. Buradaki 2 elektronun ML değeri 0. Buradaki 2 elektronun da ML değeri 0. Burada ise 2 elektron şu iki elektronun da belki bu iki elektron belki de şöyleydi. Şöyleydi. Buradan da iki elektronun ML değeri sıfır gelebilir. En fazla 6 elektronun ML değeri sıfır olabilir. Ancak burada en fazla 5 demiş. Ancak en fazla 6 olacaktı. Bu sebeple E şıkkı yanlıştır. Devam edelim ikinci soru. X2 artı iyonu ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Bu bilgilere göre X atomuyla ilgili. Bakın bu soruyu özellikle yazdım. Burada iyonla ilgili bazı bilgiler veriyoruz. Ancak aşağıda sorguladıkları X atomuyla ilgili. X atomuyla ilgili. Hatta şu sağ tarafı kapatalım. Sonra diğer soruda tekrar açarız. Şu sağ tarafı şöyle kapatalım. Şurada yapalım çözümümüzü. Şimdi burada X2 artı iyonu. X2 artı iyonu öncelikle. Ne diyor? Elektron diziliminde en yüksek baş kuantum sayısı 3'tür. Elektron dizilimi soy gaz ile aynıdır. Yani bir soy gazın dizilimine sahip en yüksek baş sayısı da 3. Peki yazalım dizilimini. 1s2, 2s2, 2p6 devam ediyorum. En yüksek baş sayısı 3'tü. 3s2, 3p6 daha sonra 4s diye devam edemem. Neden? Çünkü 4s gelirse en yüksek baş sayısı 4 olmuş olur. O zaman 3p'de duruyorum. 4s'den sonra 3d de olabilir bu arada. Ancak soy gaz dizilimi ile aynı. Peki soy gazlar kimlerdi? Soy gazlar helyum, neon, argon. Helyumun atom numarası 2, neonun 10, argonun 18. Dolayısıyla en yüksek başkanım sayısı 3 olduğuna göre demek ki argon 18 dizilimine sahip. Yani 2, 4, 10, 12, 18 dizilimi bu şekilde olması gerekiyor. Yani 18 tane elektronu var ve bu durumda 18 artı 2'den 20 tane protonu var. O zaman X atomuna şimdi dönüyorum. X atomunun 20 protonu, 20 elektronu var. Bunun dizilimini tekrar yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 şeklindedir. Değerlik orbitallerinin baş kuantum sayısı 3'tür. Değerlik orbitalleri henüz görmedik ama en yüksek baş kuantum sayısındaki orbitallerdir. Ve burada 2 elektron vardır. Baş kuantum sayısı da 4'tür. 3'tür demiş yanlış 4 olacaktı. Açısal momentum kuantum sayısı L eşittir Sıfır olan orbitallerinde 8 elektron vardır. L eşittir 0 kimdi? S orbitalleri. Bakalım. 2, 4, 6, 8 elektron var. Doğru. Bize doğruyu soruyordu zaten. Cevap B şıkkı. Manyetik kuantum sayısı ML'si 0 olan 10 elektron vardır. ML'yi bulmak için önce L değerlerini yazmakta fayda var. L değeri S için 0, 0, P için 1, S için 0, P için 1, S için 0. ML değeri de buna bağlı olarak 0'sa 0 ise 0'sa 0, 0 0, 1 ise eksi 1, 0 artı 1, 0'sa 0 ise 0, 1 ise eksi 1, 0 artı 1, 0 0'dı. Şimdi buradan sayalım. ML değeri 0 olan 2 iki elektronun ikisinde ML değeri 0. Burada da 2 iki elektronun ikisinde 0. Burada ise 6 elektronun ikisi eksi 1. ikisi artı 1. ikisi 0. Burada da yine ikisi 0. Burada da ikisi 0. Burada da ikisi 0. Toplarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12. 10 demiş 12 olacaktı yanlış. Manyetik spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan hepsi tam dolu olduğu için doğrudan yarısı eksi 1 bölü 2 yarısı artı 1 bölü 2. 9 değil 10 tane elektron olacaktı. Bu da yanlış. Açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 2 olan yani L eşittir 2 D orbitali. D orbitalinde 10 elektron vardır diyor. Ancak D orbitalinde hiç elektron yok. Bu da yine yanlıştır. Üçüncü soru oksijen atomunun temel hal elektron dizilimi aşağıda verilmiştir. Bu yanlış dizilimlerin burada yanlış şekilde verilmiş dizilimler hangi kurala uymadığı yani Hund'a göre mi yanlış Pauli'ye göre mi Avupboy'a göre mi? Bakalım oksijenin 8 tane elektronu var. Şurayı şöyle kapatalım şu kısmı. Bu 8 tane elektron önce 1s orbitaline tam dolu, daha sonra 2s orbitaline tam dolu. Daha sonra 2p'de 3 tane orbital var ve buralara toplam 4 tane elektron girmesi gerekiyor. Peki 1s tam dolu, herhangi bir sorun yok. 2s tam dolu, herhangi bir sorun yok. 2p'ye 4 tane elektron girecek. Bu yukarı doğruyken bu aşağı doğru. Ancak Hund kuralına göre, Hund kuralına göre bu yukarı doğru ise bu da yukarı doğru. Bu aşağıysa bu da aşağı olması gerekiyordu. Birincisi Hund kuralına göre yanlıştır. İkincisi burada bir hata yok. Burada bir hata yok. Ancak burada yine birer birer girmiş ama burada aynı spinli olacak şekilde girmiş. Ancak Pauli ilkesine göre Pauli ilkesine göre zıt spinli olarak girmesi gerekiyordu. İkincisi de Pauli'ye göre yanlış. Üçüncü de 1S tam dolu ancak 2S henüz tam dolmadan bakın 2S'de bir elektron var. Daha sonra 2P'ye 5 elektron yerleşmiş. Aufbau ilkesine göre düşük enerjili orbital tam dolmadan diğer orbital elektron giremez. Bu da Aufbau ilkesine göre yanlıştır. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Bu arada bu PDF üzerinden anlatmaya yeni başladım. Daha önceki derslerde biliyorsunuz PDF'i olsa bile yani daha önceki derslerimi izleyen öğrenciler için söylüyorum. PDF olsa bile hazırladığım slaytlar üzerinden ders anlatıyordum ancak bunun PDF üzerine anlatmanın daha iyi olduğuna yakın zamanda ikna oldum. Siz de yazın yani PDF üzerinden bu şekilde anlatmak mı daha iyi yoksa slaytlar üzerinden anlatmak mı daha iyi? Yorumlara yazın. Belki sorularda slayt daha iyiydi. Ancak konu anlatımında belki PDF daha iyi olmuş olabilir. Evet dördüncü soru. Temel haldeki fosfor atomunda bulunan elektronların kuantum sayıları ile ilgili hangisi doğrudur? Burada orbital dizilimini, elektron dizilimini önce yazmamız gerekiyor. P15'e göre dizilimi yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 4, 10, 12, 3p3 şeklinde yazabiliriz. Şimdi açısal momentum kuantum sayısı L değeri 1 olan. L değeri 1 olan orbital kimdir? P orbitalidir. P orbitallerine bakalım. 6, 3 de burada. 9 tane elektron var. 9 elektron var diyor zaten. Doğrudan cevap A şıkkı. Özellikle cevabı A şıkkını aldım. Çünkü bu tarz sorularda yani cevabı sayısal bir değer olmayan sorularda C, D, E şıklarında çıkmasına mail diyoruz Ancak A şıkkı da olabilir, B şıkkı da olabilir. Ancak A şıkkı cevap çıkıyorsa diğer şıkları da yine kontrol etmekte fayda var. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan 7 elektronu vardır diyor. Şimdi bu orbitaller tam dolu. Bakın bu P orbitalleri de tam dolu. Bu da tam dolu. P'de 3 orbital vardır. 3 elektron olduğuna göre 3'ü de yarı dolu. O zaman burada ms değeri artı 1 bölü 2 olan. Buradan 1, buradan da 1, 2. 3, 4, 5, 6. 6 tane elektron buradan geliyor. Şimdi bu 3'ü ya artı 1 bölü 2'dir ya eksi 1 bölü 2. Yani ya 6 olacak değeri ya 9 olacak. Yani 7 olamaz. Ya 6 ya 9. ikisinden biri olacak. Hangisi olduğunu da bilemeyiz. Ama 7 olamayacağını söyleyebiliriz. Baş kuantum sayısı en değeri 3 olan. N değeri 3 olan 2 elektron burada. 3 elektron da burada. 5 elektron var. Ancak 8 diyor. Bu da buradan yanlış. Manyetik kuantum sayısı ML değeri artı 1 olan 5 elektronu vardır diyor. Şimdi ML değeri için önce L değerlerini bulalım. S için 0, P için 1, S için 0, P için 1. ML değeri 0 ise 0, 0 ise 0, 1 ise eksi 1, 0 artı 1, 0 sa 0, 1 ise eksi 1, 0 artı 1. Artı 1 olanı soruyordu. Artı 1 olan şurada 2 elektron var. Buradan 2 elektron gelir. Buradan da 1 elektron gelir. 2 artı 1'den 3 tane olması gerekirken 5 yazmış. Bu yanlış n değeri 2, ml değeri 0 olan 9 elektron vardır. Şimdi n değeri 2 olan zaten 2s ve 2p orbitali var. Bir de ml değeri 0 olsun diyor. ml değeri 0 olan burada 2 elektron, burada da 2 elektron olmak üzere toplam 4 elektron var ancak 9 elektron var diyor. E şıkkı da bu anlamda yanlıştır diyerek ikinci günümüzü de burada bitirmiş olduk ikinci gün dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde, üçüncü gün dersimizde bu üniteye devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.